Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün üzüm sirkesi ve elma sirkesi tarifimin sonucunu sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi müthiş sirkeler elde ettim arkadaşlar ve hepsinde inanılmaz çok güzel sirke anası elde ettim. Yapım aşaması ile birlikte videomu tam olarak sizlere paylaşıyorum arkadaşlar. Sirkemin son halini videomun sonlarına doğru izleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Eğer herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışacağım. Eğer sizlerin de farklı kurma yöntemleriniz varsa bizlerle tariflerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, hayatımızın en önemli vücudumuza ihtiyacı olan probiyotiklerden arkadaşlar biri de sirkedir. En doğal ev yapımı sirkeler. Dışarıda satılan sirkeler maalesef bu içerisinde kendi doğal yaptığımız, ürettiğimiz bakteriler yoktur. Bunun için elimizden geldiğimizce, yapabildiğimizce kendimiz sirkemizi yapmaya çalışalım. Ben de sizlere en detaylı bir şekilde sirke tarifimi paylaşacağım. Kesinlikle %100 tutma garantisi vardır arkadaşlar. Bu tarife uyarsanız sizler de her çeşit sirke yapabilirsiniz. Evet, daha fazla uzatmadan sirke tarifimi yapılışına geçiyoruz arkadaşlar. Bahçemden topladığım doğal, organik üzümlerimi güzelce topladım. Daha sonra bol suda birkaç sefer yıkadıktan sonra bu şekilde kavanozlarıma aldım. Elimle bastırdım. Suyunu sıktım ve üzerine oluşan o saplarını attım. Daha sonrasında gördüğünüz gibi sirke oluşumunda tatlıya ihtiyacımız olduğu için benim üzümlerim çok aşırı derecede tatlı değildi. Bunun için ekstra takviye yaptım. Organik bal takviyesi yaptım. 5 litrelik kavanozuma üzümleri güzelce doldurup sıktıktan sonra, yarısına kadar doldurduktan sonra üzümleri patlattım ve üzerine yaklaşık 1-1,5 yemek kaşığı kadar bal takviyesi yaptım ve üstü dolana kadar içme suyu koydum. Aynı şekilde elma sirkesi içinde arkadaşlar elmalarımı güzelce yıkadım. Bu çok önemli. Yıkamadan yaparsanız sirkemiz olmayabilir ve ıslak olmasın elmalarımızda. Kuru olsun, çünkü bu da sirke oluşmasını engelliyor arkadaşlar. Üzeri yıkadıktan sonra mutlaka kurulayın. Ya da eğer hiç yıkamayacaksanız mutlaka bir bezle silin. Bu şekilde sirkeniz garanti olacaktır. Elmalarımızı dörde bölelim. Kabuklarını soymayalım. Çekirdeklerini ve saplarını atmayalım. Olduğu gibi dörde bölerek kavanozumuzun yarısından dolana kadar elmalarımızla dolduralım. Ve içme suyu dolduralım. Tekrardan bal takviyesi yapalım. Büyük kavanozsa, 10 litrelik kavanozsa 2-2,5 yemek kaşığı kadar bal yeterli gelecektir. Ve arkadaşlar benim daha önceden yapmış olduğum elma sirkem vardı. Onun anasını hatırlarsanız nasıl sakladığımı da göstermiştim. Bu şekilde kavanozlara koyup buzdolabında saklamıştım. Bu sirke anası ile şimdi bu sirkelerimi kuruyorum. Karıştırma işlemi olmayacak ama kontrol edeceğim, dikkat edeceğim. Gerekirse birkaç sefer karıştıracağım. Eğer kabarma olursa aşağıya inmesini sağlayacağım. Üzerlerine kapak ile kapatmayacağız. Kesinlikle sirkemiz olana kadar kesinlikle kapakla kapatmıyoruz arkadaşlar. Temiz bir bez ile etrafına lastik geçiriyoruz. Bu şekilde sirke sineklerinin de oluşumunu ve içerisine girilmesini engellemiş oluyoruz. Sirke oluşumunda havaya ihtiyaç vardır. Örtmüş olduğumuz bu bezler sayesinde de sirkemiz hava alacaktır. Evet, eğer arkadaşlar sizlerin sirke anası yoksa hiç telaş etmeyin, sakın üzülmeyin. Sirke anasız da sirkeleriniz çok güzel gayet oluşacaktır. Bunun için sadece organik bir çay bardak doğal ev yapımı sirkeye ihtiyacımız vardır. Eğer varsa çevrenizde, arkadaşlarınızda, komşunuzda bir çay bardak doğal sirke isteyin. Eğer yoksa da bu şekilde hiçbir şey içerisine takviyesi yapmadan, nohuttur, bulgurdur, ekmektir, hiçbir şey katmadan arkadaşlar sadece bal ile birlikte sirkemizi kurabiliriz. Sadece dikkat etmemiz gereken tek şey her gün karıştırmamız. Meyvelerimiz çökene kadar her gün karıştıracağız ve karıştırma işleminde ne zaman bırakacağız arkadaşlar? Üzerinde ince bir tabaka oluşacaktır. Zar gibi böyle.
O şekilde zar oluştu mu, bu da yaklaşık 3 hafta kadar sürüyor. Eğer o zarı gördüğünüzde, ince bir tabaka gördüğünüzde karıştırma işlemini komple bırakıyorsunuz ve artık o zarın, yani sirke anasının kalınlaşmasını bekliyorsunuz. Tekrardan 2-3 hafta sirke anasının kalınlaşana kadar bekletiyorsunuz ve süzme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim de harika sirkelerim oldu arkadaşlar. Üzeri hem elma hem de üzüm sirkemde çok güzel analar oluştu. Ve bu şekilde süzdüm. Önce bir leğen koydum, süzgeç koydum ve temiz bir tülbenti ıslatıp içerisine koyup bu şekilde süzdüm. Daha sonra çay kaşığı ucunda biraz tuz takviyesi yaptım. Bunu da sirkemiz alkolleşmesin diye, şaraplaşmasın diye yapıyoruz. Bunu da takviye edip karıştıralım. Daha sonra kavanozlarımıza pay edelim. Şimdi arkadaşlar sirkemiz burada bulanık görünüyor. Kesinlikle panik yapmayın. Bu şekilde kalsa da hiç sorun değil ama bekledikçe sirkelerimizin rengi o kadar güzel berraklaşacak ki cam gibi olacak. Sizlere daha sonrasında göstereceğim. Bir gün bekledikten sonra bile çok güzel renkleri klarlaştı, parlaklaştı, berraklaştı. Evet, Honey ile birlikte ben cam kavanozlarıma sirkelerimi pay ettim. Mümkünse cam kavanozlarda saklayın arkadaşlar. Plastik kullanmamayı tercih edin. Evet, elma sirkemden yaklaşık 3,5 kavanoz sirke elde etmiş oldum. Şimdi üzüm sirkemi süzeceğim. Gördüğünüz gibi üzüm sirkemde müthiş derecede üzerinde kalınlaştı sirke ana. Ve inanılmaz mutlu oldum arkadaşlar. Ve gerçekten gördüğünüz gibi yapım aşaması çok kolay. Sizler de bunlara uyarsanız inanın her türlü sirkeyi yapabilirsiniz. Evet, öncelikle üzüm sirkemin de üzerine oluşan sirke anasını alacağım. Bunu tekrar bir kavanoza koyacağım. Kendi sirkesiyle birlikte tekrardan saklayacağım. Bir dahaki sefere üzüm sirkemi ya da elma sirkemi kurmak için bu anaları kullanacağım. Atmıyoruz kesinlikle arkadaşlar. Bunlar sirkemizin oluşmasını sağlıyor ve daha bir hızlı bir şekilde oluşuyor ve zahmetsiz bir şekilde sirke yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü sirke anasını koyduktan sonra karıştırma işlemini yapmıyoruz. Fakat sirke anası eğer yoksa mutlaka her gün karıştırıp havasını ve gazını çıkartıp karıştırmamız gerekiyor. Ta ki üzerinde o ince zarı görene kadar. Evet, üzüm sirkesini süzme aşaması da aynı şekilde leğenin içerisine süzgeç koydum ve temiz yıkayıp sıktığım tülbenti içerisine oturtup üzüm sirkemi süzdüm. Bu şekilde süzerek altındaki berrak suyunu kavanozlara doldurdum. Aynı şekilde elde etmiş olduğum bu üzüm sirkeme de arkadaşlar çay kaşığı ucunda birazcık tuz takviyesi yapıp karıştırıyoruz. Bu da aynen sirkemizin alkolleşmemesini engelliyor. Tuz takviyesi yaptıktan sonra güzelce karıştırdıktan sonra cam kavanozlarıma üzüm sirkemi de pay ettim. Evet, sirke analarımı gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde küçük bir kavanozun içerisine koydum ve kendi sirkesi ile birlikte üstü dolana kadar doldurdum. Aynı şekilde elma sirkesi anasını da küçük bir kavanoza doldurup kapaklarını kapattım. Dilerseniz serin bir erzak dolabında kaldırabilirsiniz. Dilerseniz buzdolabında saklayabilirsiniz. Bir dahaki yapımda kullanmak için. Evet, benim elde etmiş olduğum sirkelerim bunlar arkadaşlar. Sirkelerim bir gün sonra sizlere rengini göstereceğim.
inanılmaz berraklaştı. Ben bu videomu aylar öncesinden hazırlamıştım, çekmiştim fakat montajını bir türlü yapamamıştım. Şu an sirkelerim daha bir berrak. Geçen yıl yapmış olduğum elma sirkem gördüğünüz gibi rengi ne kadar klar. Bu da kırmızı elma sirkemdi. Renkleri harika oldu. Bu sirkelerimde, yeni kurduğum bu sirkelerde arkadaşlar aşağı yukarı o şekilde berraklaşacak renkleri. Müthiş rengi olacak ve inanılmaz keskin tadı var. O kadar keskin ki arkadaşlar sirkemin tadı. Böyle boğaz yakıyor gerçekten. Evet, ertesi gün sabaha kadar bekleyen sirkelerim gördüğünüz gibi neredeyse renkleri çok güzel berraklaşmaya başladı ve arkadaşlar bu şekilde kavanozlara koyduğum sirkelerim de tam dolmadığı için üzeri kendinden tekrardan şeffaf bir zar oluştu. Sirke anası oluşmaya başladılar tekrardan. Bu da benim için çok güzel bir şey. Yani tekrar sirke kuracağımda bunları kullanmış olacağım. Gördüğünüz gibi incecik bir zar. Bunlar anası oluşuyor. Ve şu anda inanılmaz kalınlaştı arkadaşlar. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Umarım bir faydalı video olmuştur. Hepiniz yapabilirsiniz. Organik ev yapımı sirkelerimizi arkadaşlar. Ben bugün sizlere hem üzüm sirkesi hem elma sirkesi tarifimi paylaştım. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Eğer kafanızda takılan sorularınız varsa yorum kısmında lütfen paylaşın. Elimden geldiğince sizlere geri dönmeye çalışacağım. Ayrıca bu tarz videolarımın devamı için sizlerin beğenilerinize, yorumlarınıza ihtiyacım var arkadaşlar. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Beğeni ve yorumlarınızla bana destek verin. Ben bu tarifleri sizler için yapıyorum. İnanın çok yoğun olsam da aylar sonra bu tarifimin montajını bitirmiş oldum. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Şimdiden verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim.